Bariyer dibinden mutlu günler değerli izleyenler. 28 Şubat pazar akşamındayız ve 1 Mart pazartesi günü yapılacak olan Bursa ve Şanlıurfa koşularını yayınımızda değerlendirmek üzere sizlerle beraberiz. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz sevgili dostlarımız. Artık Şubat ayını geride bırakıyoruz. Mart ayına adım atacağız kısmete ve yarışlar özelinde de artık çim yarışları da yavaş yavaş başlayacak. Daha keyifli yarışlar bizleri bekliyor diye düşünüyoruz. Umarız o şekilde de gerçekleşir. Günün programına bir gidelim ilk olarak. Yarış heyecanı Bursa'da başlayacak. Bursa'da 8 koşulu bir program bizi bekliyor. Günün 3. koşusuyla birlikte saat 15'te Altılı Ganyan heyecanı Bursa'da start alacak. Siyah Bayrak Ayna.com yarış yorumcusu Mustafa Şencan bizimle birlikte olacak ve Bursa koşularını değerlendirecek. Yarış heyecanı Bursa'nın ardından Şanlıurfa'da devam edecek. Tıpkı Bursa'da olduğu gibi Şanlıurfa'da da 8 koşulu bir program ve 3. koşuyla birlikte saat 18.30'da Altılı Ganyan start alacak. Yine çok kıymetli bir konuğumuz, yarış yorumcusu Uzman Erkan bizimle birlikte olacak ve Erkan abi de Şanlıurfa koşularını değerlendirecek. Biz ilk olarak Şanlıurfa diyeceğiz, ardından Bursa'yı konuşacağız. Erkan abi de yayınımıza hazır. Kısa bir hatırlatma yapalım. Kanalımıza abone değilseniz ekranın sağ alt bölümünde yer alan abone ol butonuna tıklayarak abone olup ailemize ücretsiz şekilde katılabilirsiniz. Yine şöyle videoya bir beğeni yaparsınız yayınımızın ön plana çıkmasını sağlarsınız. Hatta ve hatta dilerseniz yayınımızı canlı yayınımızın linkini at yarışı seven dostlarınızla paylaşırsanız daha geniş kitlelere ulaşmamızı sağlarsınız. Ve katıl butonu üzerinden de kanalımıza üye olup destek verebilirsiniz dedikten sonra geçelim yarış heyecanına artık. Erkan abi yayınımıza hazır, bir hoş geldin diyelim. Ardından detayları yavaş yavaş konuşmaya başlayacağız. Erkan abi görüntün gelmiyor ama beni duyabiliyor musun? Duyuyorum şu an. Görüntün de geldi. Hoş geldin abi, nasılsın öncelikle? Hoş bulduk, teşekkürler, seni sormalı. İyiyim çok şükür. Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Bir haftalık sürenin ardından seninle bir kez daha Şanlıurfa koşularıyla beraberiz. Yine bize çok kıymetli, önemli yorumlarını, değerlendirmelerini aktaracaksın. Ama tabii öncesinde sana soracağımız soru bellidir. 8 koşulu Şanlıurfa programını nasıl buldun? Vallahi Şanlıurfa yarışlarını ben bu hafta yani çok zor buldum açıkçası. Yani genelde pazartesi günlere zor program koyuyorlar. Perşembe biraz zayıf oluyor. Bizim de bakalım işte inceledik, ettik, eledik. Bir kolaylık sağlayacağız yarışsever dostlarımıza. Ama program genel anlamda zor. Peki. Şimdiden ağzına sağlık ve senin de kolaylaştıracağın şekilde yarışsever dostlarımıza da mutlaka katkın olacaktır. Günün üçüncü koşusuyla birlikte Altılı Ganyan'a start vereceğiz ama ilk iki koşu Altılı Ganyan dışı koşularla ilgili de mutlaka senin öne çıkarttığın isimler oluyor. Farklı bahis seçenekleri için. İlk olarak günün birinci koşusuna gidiyoruz. Maiden Mücadele 4 yaşlı Araplar 1400 metre kumda boy gösterecek. Birinci dörtlü Ganyan'ın da başlangıç ayağı 11 isim koşuya kayıttı. Burada bize aktaracağın isim ya da isimler kimler olur? Bundan önce bir şey söylemek istiyorum. Şimdi program için zor diye bahsettim. Benim açımdan yarın için yüksek AGF çıkması muhtemel isimleri ben şablonumda tek olarak önermedim. Önermeyeceğim daha doğrusu yani yarışsever dostlarıma tek de yazmadım. Muhtemelen göreceksin bir iki tane safkan. Peki. %40, %45 gibi bir AGF ile koşacak. Yani ben o açıdan programın da biraz zor olabileceğini düşünüyorum. Hatta bir tanesini hiç yazmamayı düşünüyorum. Bunu da belirteyim. Gelelim Şanlıurfa'da birinci koşuya. Şimdi bu birinci koşuda son yarışını çok beğendiğim bir numaralı Argan Bey benim en şanslı gördüğüm safkan. Daha sonrasında burada 8 numaralı Yekkan diye bir safkan var. Bu safkanın da yarın önde boş kalma ihtimali var. Muhtemelen ön tarafa kendini atıp liderliği belirleyebilirse bunun da bitirme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Bu iki safkanın yanına 7 numaralı Salaran diye bir at var burada. Yeni start alacak. Evet. Bu safkan da İstanbul'da güzel çalışmaları var. Daha sonrasında Şanlıurfa'ya gelmiş. Niye burada ilk defa start alacak onu da bilmiyorum açıkçası ama orijin olarak beğeniyorum bu safkanı. Baktım biraz inceledim. Erik Tercimci de binmiş. Kazanabilir. Üçüncü şanslı safkan olarak 7 numaralı Sararan. Daha sonrasında yine benim takipatım var burada. Bir iki haftadır söylüyorum sizlere. 11 numaralı Keskin'de. Son yarışını beğendim. Mesafede iyi bu safkan için. Bundan bir tatlı bir sürpriz gelebilir. Son olarak da 3 numaralı Dendel diyeceğim. Yani bu 5 safkan arasında geçeceğini düşünüyorum ben bu koşunun.
Peki Erkan abi, 1, 8, 7, 11 ve 3 olarak notlarımızı aldık günün ilk koşusu için ve ardından günün ikinci koşusuna geçiş yapacağız. Yedili Plesen'in ve 1. Üçlü Ganyen'in başlangıç aya şartlı 3 mücadele, üstelik dişlere mahsus, artı bir de Yamak 2 aprentilerin birincilik yapacağı bir koşu. 4 ve yukarı İngilizler 1900 metre kumda boy gösterecek. Burada da 12 isim var. Sözü sana bırakalım. Hangi isim ya da isimleri aktarırsın? Şimdi ben bu koşuda açıkçası sürpriz olacağını düşünüyorum. Bir tane Safkan'ı çok ön planda tutuyorum. Bu Safkan'ın kazanmaması halinde bu ayakta çok ters bir at geleceğini düşünüyorum. Açıkçası o ters olabilecek isimleri de söyleyeceğim zaten. Şimdi burada 6 numaralı tamam. Büyütisan benim çok önde tuttuğum bir isim. Son iki yarışında da startta kalmamış. Son yarışı da kısa vade 7 koşmuş bu Safkan Adana'da. Ben formda olduğunu düşünüyorum. Üstünde de Halil Altun daha var. Onunla da başarılı koşacağına inanıyorum. Mesafeye de yatkın. Ben bu Safkan'ı açıkçası burada çok tutuyorum. Bu Safkan'la bahis oynamalarında söyleyeyim, buradan belirteyim. İkili bahis ya da ne bileyim, yani dörtlü gayen oynayacaklar, tek de yazabilir. Ama dediğim gibi bu Safkan çok kötü koşarsa burada çok ters bir at gelir. Bu gelebilecek 5 tane ters at var burada. Onları da ben bu Safkan'ı rakip olarak önereceğim. Öncelikle 5 numaralı Süreyya Hanım diyeceğim ben burada. Bu yine plase bir konumunda çıkacaktır. Son yarışları güzel olduğu için rakip olabilir. Daha sonrasında 8 numaralı erken gelen Nisa. Bu da yine AGF'nin ilk 4 sırasında olacaktır. Muhtemelen Safkan kalite bir isim. Mesafeye de yatkın. Daha sonrasında 11 numaralı Seda Kızım. 12 numaralı Maya ve 3 numaralı Amigdala. Burada benim bu koşuda sürpriz beklediğim isimlerdir. Yani çok çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum bu koşuya. 6 numaralı Bitüsen arkası bu 5 safkandan bir ikili deneyebilir yarışsever dostlarımız. Peki Erkan abi, 6 numarada Bitüsen. Bir şey daha ekleme yapayım. Ben burada açıkçası şimdi Gül Matra ve Prenses Golda'yı tutmuyorum. Yani mesafe 1900, 62 kilo, İsa Katar. Ben Gül Matra'nın kazanacağına inanmıyorum açıkçası, önermedim. Prenses Golda da son yarışı zaten çok kötü. Daha önceki yarışlarında iyi istikrara sahip ama ben yine bu üstündeki Sadık Altay idaresinde çok başarılı olacağını zannetmediğimden ötürü bu iki safkana şans vermedim. Peki Erkan abi, sen özellikle 6 numaralı Bitusan'a başta şans veriyorsun. Ön planda diyorsun, hatta yanına da eklediğin isimlerle farklı bir ikili tarzında farklı seçeneklerle oyun tercihleri yapılabilir diyorsun. Bitusan yanına 5, 8, 11, 12 ve 3'ü ekledik. Böylelikle ilk iki koşuyu geride bıraktık. Geçiyoruz asıl heyecanın başlayacağı günün 3. koşusu. Altılı Ganyan'ın başlangıç ayağına. Bu arada Murat Bey'den gelen mesaj: selamünaleyküm Cemil Bey, hayırlı akşamlar. Bugün Adana'da 5'te kaldık, Müslüm Çelik tekti diyor. Son ayaktan kuponunu kaybetmiş Murat Bey. Sağlık olsun diyelim, artık daha iyilerine bir başka sefere bol şanslar dileyelim. Yasin Taşçı: öncelikle herkese hayırlı akşamlar olsun. Erkan abi dinlemek büyük zevk, tüm de dostlara bol şanslar diyor Yasin Taşçı'ya da teşekkürlerimizi iletelim. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum Yasin Taşçı'ya. Erkan abi, geçiyoruz günün 3. koşusuna. Maiden mücadele dedik. Altılı Ganyan'ın başlangıç ayağı bir maidenli olacak. 4 yaşlı Araplar 1400 metre kumda sahne alacak. 11 isim koşuya deklere. Burada Ekürüler var. 4 numaralı Kurtar Baba ve 5 numaralı Mesut Ağa Ekürü olarak start alacak. Sözü sana bırakalım. Aralarında bir isim ilk birinciliğini alarak Altılı Ganyan'ı da açılışını yapacak. Sence o isim kim ya da kimler olur? Erkan abi, sesim sana ulaşıyor mu şu anda? Evet, Erkan abinin görüntüsü dondu. Sanıyorum sesimiz de şu an ulaşmıyor. Erkan abi, beni duyabiliyor musun? Evet, Erkan abinin bağlantısıyla ilgili bir sorun var ama şu anda sanıyorum. Evet, bir kez daha deneyelim. Erkan abi, sesim sana ulaşıyor mu şu anda? Evet, sanıyorum bağlantıyla ilgili sorun devam ediyor. Erkan abiyi yayından çıkartalım. Bir kez daha bağlanmasını bekleyelim. Tekrar bir bağlantı gerçekleştirdiğimizde sağlıklı şekilde ilerleyeceğimizi umuyoruz sevgili dostlar. Bu arada Erhan Bey'den de gelen bir mesaj var. Erhan Öztursun, selam, iyi yayınlar demiş. Hoş geldiniz diyelim aleyküm selam dostumuza.
Evet sevgili dostlar, Şanlıurfa'yı değerlendiriyoruz. Yarış yorumcusu Uzman Erkan yayınımızda. Bir bağlantı ile ilgili aksaklık yaşadık. Tekrar Erkan abinin bağlanmasını bekliyoruz. İlk iki koşuyu değerlendirdi Erkan abi. Sıra üçüncü koşuya geldi. Şanlıurfa'da Altınlık Ayını'nda başlangıç ayağı bir maidenla olacak dedik. Tam da sözü Erkan abiye bıraktık ama o esnada bir bağlantı sorunu yaşadık. Erkan abinin tekrar bağlanması için bekliyoruz sevgili dostlar. Bu esnada günün ilk iki koşusuna tekrar bir dönelim. Erkan abi bize hangi isimleri aktarmıştı? Evet, bu arada bir kez daha bağlanıyor Erkan abi. Tekrar deneyelim. Erkan abi, şu an beni duyabiliyor musun? Ben seni duyuyorum şu an. Tamam, biz de seni sağlıklı bir şekilde duyuyoruz. Günün üçüncü koşusu Altılı Ganyi'nin başlangıcı için sözü sana bıraktığımız anda bir bağlantı sorunu yaşadık. Tekrar maiden mücadeleyle ilgili sözü sana bırakalım. Şanlıurfa için Altılı Ganyi'nin başlangıcı özelinde yorumlarını alalım. Şimdi burada bir tane safkan var. 9 numara Nuray Hatun. Yani ben Evet. safkanla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Yani şimdi bu safkan bu grupta koştuğu atların çoğunu geçmiş. Yani baktığım zaman ben bu safkanı da çok tek banko önermek istedim ama yani bir türlü güvenemiyorum bu safkana. Yani 60 kilo bir dişi safkan yani aslında kazanabilir ama yani bana bir güven vermiyor. Nedense hep bu 2-2-5 gidiyor yani. Ersin Kılık'la da 6-0 yapmış. Yani, ya bu, her ne kadar bu rakiplerini geçmiş olsa da çoğunu bir içimden bir his bu safkana güvenme diyor açıkçası. Ve ben de bu safkanı sadece ufak kuponlar için alternatif banko öneriyorum. Yani baktığımız zaman bu gruptaki atların hepsini geçmiş. Bir daha geçebilir. Kilosu 60 da olsa geçebilir. Ama normal şablonlarda tabii ki de bu safkanı tek önermeyeceğim. Tamam. Şimdi burada bu safkanı geçebilecek kim var diye soracak olursanız formu yükselen safkanlara bakmak lazım. Şimdi burada bir 4 numaralı Kurtar Baba var. Joker yavrusu. Son yarışını ben çok beğendim. Hatta o gün de tahmin verdiğimde Bay Tozan koşuyordu. O yarışta Bay Tozan kazanmıştı. Dördüncü safkan olarak şablonda olmamasına rağmen Kurtar Baba sürpriz yapabilir demiştim. Çünkü takibimde olan bir safkandı. Ben bu safkanın formunu yükselttiğini düşünüyorum. Yarın önde de ya boş kalmasa bile yani 2-1'e 3 gitse Erkan abi, öncelikledeki 4 numaralı sesle ilgili Kurtar bir Baba. Daha sonrasında 6 numaralı oğlu Muhammed. Bu arada sesim geliyor mu Cemil? Evet, şu an geliyor. 4 numaralı Kurtar Baba için son cümleni duyamadık ama şablonumuza yazdık. Cemil beni Evet. Evet, duyabiliyor musun? Şu an duyabiliyorum Erkan abi. Sen beni duyabiliyor musun? Ben seni duyuyorum şu an, bir sıkıntı yok. Tamam. Demin Bir bir problem bağlantı oldu gitti galiba. geldi. Evet, şu anda Kurtar Baba'yı yazdık. Kurtar Baba için son cümleni duyamadık. Ya formu yükselen bir isim, Nuray Hatun'un eksik koşması halinde ilk devreye girecek isimdir. Yani Tamam. çok ciddi rakiptir açıkçası yani Nuray Hatun'a. Daha sonrasında burada bir de oğlu Muhammed diye bir safkan var. Bu safkanın da ateş topu yavrusu. Şimdi burada bir numaralı buz gibi, ben bir örnek vereceğim. Şimdi burada bir numaralı bir buz gibi bakıyorsunuz. Burak Bektaş idaresinde hep idmanlarını yapmış. Sürekli o biniyor. Burak Bektaş bu safkanı tercih edememiş. Gitmiş oğlu Muhammed'i tercih edemiş. Bu safkanın 1700 metredeki ikinciliğini ben çok beğendim ki koşuda o gün Songobak arkası yapmış olduğu ikincilikte bizler Efe buz gibi Kurtar Baba da zaten o gün derecesiz bitirmişti. Gibi safkanları geride bıraktı. Bir maiden için bana göre çok ideal bir performans. Daha sonrasında işte Kurtar Baba'dan sonra 6 numaralı oğlu Muhammed. Ben bu 3 safkanı normal şablonlara yeterli buluyorum. Tamam. Şimdi küçük şablonlara Nuray Hatun'a alternatif tek verdik. Normal şablonlara 6-4 verdik. Şimdi geniş Evet. şablonlar için de 3 safkan önereceğim. Bunlardan önceliğim 3 numaralı Kral Bakırca. Her ne kadar son 2 koşusu da kötü olsa bu safkan Şanlıurfa'da ilk koştuğu koşuda Nuray Hatun'u geride bırakmış bir isim. Ankara'da da Çin'de güzel başarıları mevcut maiden koşularda. Grup Evet. uygun. Eğer formunu bulmuşsa Necmi Altın idaresinde sürprizi gerçekleştirebilir. Daha sonrasında yine mesafenin biraz kısa olmasına rağmen 2 numaralı Dizdar Efe'de artan bir forma sahip. Bahsettiğimiz isimlerin kötü koşması halinde devreye girebilir. Sürpriz önereceğim isimdir geniş kuponlar için. Son olarak da 10 Tamam. numaralı Kırmızı Şimşek diyeceğim.
Yani şimdi bu Safkan da 52 kilo koşuyor. Yani bunu da görmezden gelemedim. Açıkçası ben bu Safkan'a şans vermeyecektim. Şans vermeyi düşünmüyordum ama bir tane yarışını İlerleyen de bir gördüm. formu var Erkan abi. Var evet. Üstündeki adama kimse aldanmasın. Yani bu geçen Dizdar Mert'i öyle bir sürdü ki yani Dizdar Mert'in liderlik almadığı yarışta Dizdar Mert'i geldi ikinci yaptı buraya bayram. Yani Ramazan bayram. Şimdi bu Safkan 52 kilo koşuyor. Bir tane yarışı var 1400 metrede. Oğlu Muhammed Kurtar Baba'yı geçmiş. Nuray Altun'un yine arkasında kalmış ama şimdi Nuray Altun'un arasında bugün bakıyorum 8 kilo fark var. Yani Nuray Altun işte burada kilit nokta Nuray Altun. Nuray Altun koşacağım derse zaten kazanır. Ama Nuray Altun eksik koşması halinde bu ihtimalleri de mutlaka değerlendirmek lazım. Kırmızı Şimşek'ten de sürpriz gelebilir. Ben burada parantez açıp bir şey söylemek istiyorum. 11 numaralı Yavuz'uma Ferit Yardımcı biniyor. Ben Safkan'ın da son koşusunu açıkçası beğenmedim. Hani Ferit Yardımcı da binse ben şablonuma sığdıramadım. Bir de 1 numaralı Buz gibi Menderes Avşar mı diyor ama Burak Bektaş'ın tercih etmemesinden ötürü ben bu iki Safkan'ı da şablonumdan eledim. Ve çok geniş oynayanlar yani ilk aya çok çok at yazmak isteyenler bu iki Safkan'ı da yazabilir ama benim şablonumda olmayacak. Peki Erkan Kazanırsa da abi. artık yapacak bir şey yok. Tamam, sen ilk olarak 9 numaralı Nuray Hatun'u ön plana çıkartıyorsun ki küçük oyunlarda risk edilebilir diyorsun ama birazcık daha orta ölçekli oyunlarda 4 numaralı Kurtar Baba ve 6 numaralı Oğlu Mehmet en ciddi rakipleridir diyorsun. Çizgi çekiyoruz. Daha geniş oyunlar içinde 3, 2 ve 10 sıralamanın devamı oldu. Böylelikle günün ilk ayağını bu şekilde bu sıralamayla not alarak geçmiş oluyoruz. Günün ikinci ayağına geçiş yapacağız Şanlıurfa'da. Baktığımızda şartlı 4 mücadele. Dişlere mahsus yarışta 4 yaşlı Araplar 1900 metre kumda sahne alacak. Kalabalık diyebileceğimiz bir koşu 13 isim koşuya deklare. Ve sözü sana bırakalım. Günün ikinci ayağı için bize hangi isim ya da isimleri aktarırsın? Şu an görüntüde bir donma yaşıyoruz. Biraz yayınımız tabii internet kaynaklı olduğu için sevgili dostlar zaman zaman böyle ufak tefek aksaklıklar yaşanıyor. Erkan abi beni duyabiliyor musun şu anda? Erkan abi sana sesim ulaşıyor mu? Evet, bağlantıyı tekrar yeniliyoruz şu anda. Erkan abinin tekrar yayına dönmesini bekleyeceğiz sevgili dostlar. Şanlıurfa'da günün dördüncü koşusuna geçiş yaptık ve evet şöyle bakalım. Günün ikinci ayağı şartlı 4 mücadele dişlere mahsus yarış. 4 yaşlı Araplar 1900 metre kumda sahne alacak. Uzman Erkan'ın yorumlarına başvuruyoruz ama Erkan abinin şu an bağlantı sorunu devam ediyor. Tekrar yayından Erkan abiyi çıkartalım. Bir kez daha yayına bağlanmasını bekleyelim. Umarım tekrar bağlandıktan sonra sorunsuz şekilde devam ederiz ama dediğim gibi internet üzerinden yaptığımız yayınlardan dolayı bazen internet kaynaklı böyle teknik aksaklıklar oluyor. Bu anlamda da anlayışınıza sığınıyoruz sevgili dostlar. Bu arada tabii bu detaylarla beraber kanalımızla ilgili kısa bir bilgi aktaralım. Hala kanalımıza abone değilseniz ekranın sağ alt bölümünde yer alan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde kanalımıza abone olup ailemize katılabilirsiniz. Şöyle beğeni butonuna basıp yayınımızı ön plana çıkartabilirsiniz. Etrafınızda at yarışıyla ilgilenen kişilere canlı yayınımızın linkini göndererek daha geniş kitlelere ulaşmamızı sağlayabilirsiniz ve katıl butonu üzerinden de kanalımıza üye olup destek verebilirsiniz sevgili dostlar. Evet Erkan abinin tekrar bağlanmasını bekliyoruz yayınımıza. Bu esnada günün diğer koşulları ile ilgili Erkan abinin paylaştığı isimlerle ilgili bir hatırlatma yapalım, tekrar yapalım. Bu esnada da Erkan abinin yayına bağlanmasını bekleyelim. Günün üçüncü koşusunu değerlendirdik. Altılı Ganyan'ın İlk ayağıydı. Bir maiden mücadele. 4 yaşlı Araplar 1400 metre kumda sahne alacak dedik ve burada 9 numaralı Nuray Hatun başta şans verdiği isim oldu. Küçük oyunlarda risk edilebilir dedi ve yanına 4 ve 6'yı en ciddi rakip olarak gösterdi. Çizgi çektikten sonra daha geniş oyunlar için 3-2-6 sıralamanın devamıydı. Erkan abi tekrar yayınımıza hazır. Erkan abi bir kez daha hoş geldin. Zaman zaman bağlantı ile ilgili aksaklık yaşıyoruz ama yarışsever dostlarımız da senin yorumlarını almak için yayınımızda beklemeye devam ediyor. Şu anda sesim sana sağlıklı bir şekilde ulaşıyor mu? Sesin geliyor şu an seni duyuyorum. Yani neden böyle oluyor ben de bilmiyorum açıkçası. İnternet bağlantısında bir sıkıntı oluyor galiba. Zaman zaman şimdi sen de biliyorsun hani pandemi sürecindeyiz. Bu saatlerde özellikle herkes evinde, elinde internet. Birçok dostumuz bizi seyrediyor. Bu anlamda internet kopmalarının yaşanması gayet
Normal. Biz hızlıca devam edelim o zaman. Günün ilk ayağı için yorumlarını ben tekrar ettim az önce. Günün ikinci ayağı şartlı dört mücadele. Sözü sana bırakalım. Şanlıurfa'da ikinci ayak için neler söylersin? Şimdi ben burada yarışsever dostlarıma dört tane safkan önereceğim ama iki tanesini çok ön planda tutuyorum. Kimdir bunlardan birincisi? Bir numaralı Atik Bey kızıyla başlamak istiyorum. Şimdi bu Atik Bey kızının bir tane yarışı var. 1700 metrede şartlı üç dişi bir yarışta Dicle Rüzgarı kazanmıştı o koşuyu. Bu safkan yine önde boş kalmıştı. Bayağı da bir seri süratli bir safkan. Bu safkanın dışına Hadiye Sultan geldi. Yani önde bu safkanı bozmak için elinden geleni yaptı. Hadiye Sultan da keza önde gitmeyi seven de bir isim. O tempolara rağmen bayağı da bir temposunu yukarıya çıkartmıştı Hadiye Sultan. O tempolara rağmen at Dicle Rüzgarı geldi bunu geçtikten sonra bu safkan düzlük üzerinde tekrardan toparlanıp gelip ikinci oldu ki o koşta Hadiye Sultan'ı geçti. Bugünkü koşuda koşan Saçan Soyu da çok ciddi bir farkla geride bırakmayı başarmıştı. Şimdi gruba bakıyorum. Burada şimdi son koşusunu önde kaçarak kazanan Zeren kızı var. 1 Mart var önde gitmeyi seven. Erbaa Hatun, Gelibolu Yıldız'ı da zaman zaman önde giden isimler. Ama ben bu saydığım safkanların bu Atik Bey kızından daha seri olduğunu düşünmüyorum. Bu Atik Bey kızı yarın kendini ön tarafa atarsa 2-3 boy kaçmayı başarabilirse bu Atik Bey kızı yarın kazanır. Yani bunu buradan söyleyeyim açıkçası yani. Grupta çok uygun safkana. Şimdi daha sonrasında burada 10 numaralı Dane Dana var. Bu safkanın da son koşusu çok sert grupta. Mesela Dört Nal Bey'i ve Kırat'ın gibi sağlam safkanların hemen dibinde koşuyu dördüncü bitirmişti. Yine mesafede Fen aynı. Bakıyorum evet geçen yine 1900'de koştu. Şartlı 4 yarışta dördüncülüğü var. Halil İbrahim Akkaya bindi. Her ne kadar Halil İbrahim Akkaya'yı sevmesem de yine de bu yarışından ötürü Dane Dane'ye de burada şans vermek gerektiğini düşünüyorum. Daha sonrasında 7 numaralı Saçan Soy. Şimdi olur da burada Atik Bey kızının temposu bozulur ya da ne bileyim Atik Bey kızına uzun gelir mesafe. O gün yarış 1700'dü. Bugün şimdi oldu 1900. Bu safkan bu mesafeyi ilk defa çıkacak. Ben önde önermemin sebebi önde boş kalması ihtimalinde farklı koşabilir yani. Hani o 200 metreyi de yarışın hızını belirlemesi halinde 1700 metre gibi bir mesafeye de çekebilir. Yarışın gidişatına göre. Çok fazla da önde bu safkanı rahatsız edeceklerini düşünmüyorum. Tabii burada bir Ferit Yardımcı gerçeği var. Bu 1 Mart'ın Atik Bey kızının hemen arkasında konumlanacağını biliyorum. Ferit Yardımcı inşallah çok zorlamaz önde Atik Bey kızını. Zorlarsa kendi de gider. Atik Bey kızı da gider. Yani zaten her ihtimale karşı biz Ferit Yardımcı'yı burada değerlendirmeyeceğiz. 1 Mart'ı özellikle yarın favori çıkma ihtimali var çünkü. O yüzden söylüyorum. Daha sonrasında şimdi burada Atik Bey kızı dedik. 7 numaralı Saçan Soy dedik. 10 numaralı Dana Dana dedik. Bir de son olarak burada ben 5 numaralı Hisar kız demek istiyorum. Bu safkanın da Şanlıurfa'da kazandığı bir tane koşu var. Meydandan çıktı. Daha sonrasında Adana'ya gitti. Son Adana'daki 1900 metredeki ikinciliğini ben çok beğendim ki burada koşan 1 Mart'ı da ciddi bir farkla geçti. En az bir 2 saniyelik bir farkla geride bırakmayı başardı. O gün önde temposunu kurup kazanmıştı. Yarın öyle bir şey olmayacak ama bu safkan 2-3 de gidip biraz sonrası yapacağı ataklarla düzlük üzerinde başlayacağı sprintte kazanabilir. Son koşusunda Benimtay'a geçildi. Bu Benimtay'da Sibel Akanlar'ın grubunda bir yarışı var. Sert bir grupta koşan bir safkan. Bunun için de grup uygun olduğu için ben dördüncü isimde 5 numaralı Hisar kız diyeceğim burada. Diğer safkanları açıkçası şöyle söylemek gerekirse Tumble Flower starttan çıkmıyor. Çıksa da startta kalıyor, şans vermedim. Horikcan'ın uzunu koşacağını düşünmüyorum. Gelibolu Yıldızı'nın onun için pek bir şey söylemek istemiyorum. Yine de bu yarışta tutmuyorum. 3 numaralı Erva Hatun bana göre mesafe uzun. 2 numaralı diğer prime mesafe uzun. 13 numaralı Sema Hatun'a mesafe uzun. Zeren kızına mesafe uzun. Son şansım. Son kazandığı koşuya aldanmayalım. Bu grupta biraz şansı zor. Zaten geriye de çok fazla safkan kalmıyor. Bu dört safkan arasında koşunun geçmesini düşünüyorum. Ağzına sağlık Erkan abi. Bir numaralı Atik Bey kızı başta şans verdiğin isim oldu. Ardından 10 numaralı Dane Dane. Devamında 7 numaralı Saçan Soy ve son olarak da 5 numaralı Hisar kız notlarımız arasında yerini aldı. Gelen mesajlara biraz uzanalım. Erol Kaya, buyur Erkan abi. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Bu Dane Dane son koşusunda yapmış olduğu dördüncülük mükemmel.
Yani bu yarın favori konumunda olacak. Yani kaçıncı sırada çıkar bilmiyorum. Ama şöyle de bir şey var. Bu da nedeni dördüncü oldu diye yarın da çok güzel koşacak anlamına gelmiyor. Yarın bir bakmışsınız tabela dışı kalmış, startta kalmış. Bu atın böyle sorunları var. 100 metre 8 boy gibi startta kaldığı yarışlar var. Son yarışında da zaten 36 lira Ganyan'la koşmuş. Bugün de kötü koşabilir. Hani böyle son dördüncünden dolayı şans verdik ama bu kazancı Evet. anlamına da gelmiyor yani. Yani çünkü bu dengesiz bir safkan. Bir gün bir bakarsınız ikinci olur, bir bakarsınız sonuncu olur. Ama yine de son yarışından ötürü şans verdik yani bir Kaysberg temsilcisi ne de olsa. Peki Erkan abi, ikinci sıradan şans verdiğin daneye 1.17.5 dedik ve mesajları biraz uzanacağız. Erol Kaya selam Cemil Bey, iyi yayınlar dilerim. Erkan abi kolay gelsin, bol şans diyor. Teşekkür ederim. Yine Murat Sert, iyi akşamlar herkese, bol şanslar mesajını göndermiş. Teşekkürlerimizi iletelim dostlarımıza. Yasin Taşçı, keşke anlattığımız gibi safkanlar kaçsa, düşündüğümüz olsa Erkan abi, elimizde değil, stili dışı koşabiliyorlar bazen. Bu da bizim kurguyu etkiliyor demiş ve devamında da Zeren Kızı Umut Demir diye de mesajını göndermiş ki Zeren Kızı burada 12 numara son yarışını Şanlıurfa'da kapanışı yaparak kazanmıştı. Ya açıkçası evet güzel kazandı. Bir maiden mücadeleydi o. Kaçarak kazanmıştı. Ama Zeren Kızı'nın ben ya bu gruba gücü yeteceğini zannetmiyorum açıkçası Yasin. Yani sen Umut Demir diyorsun ama hem mesafenin uzun olduğunu düşünüyorum hem de grubun sert olduğunu düşünüyorum. Açıkçası biraz daha tecrübe etmesi gerek. Bu arada Yani Erkan Umut abi, Demir Yasin bölüyorum ama bu arada Umut Demir'le Zeren Kızı kazandığı zaman Yasin'le çok kısa bir konuşmamız olmuştu. O da hani şaşırmıştı. Sanıyorum biraz hani işin esprisi olarak bu mesajı gönderdi bize. anladım. Son yarışını Şimdi ispat o yapar gibi. geçen yarışta 5. ayakta yemin ediyorum size 6 tane at yazdım. Sırf bu Umut Demir biniyor diye ben bu safkanı yazmadım. Yani kendi oyunumda yoktu açıkçası. Evet. Yani çok üzüldüm. Kazandığına sevindim apranti arkadaşımızın ama herhalde ilk yarışını kazandı. Ama bir tabii öbür taraftan da üzüldüm. Yani sırf Umut Demir biniyor diye Zeren Kız'ı elemiştik. Ama Ama bugün bugün tabii işi ki zor. gücü yetmez diyorsun bu isimlere. Peki biz Ya senin belirttiğin gibi. şimdi bir Uçan Bey temsilcisi yani gücü yetmez. Şimdi bu atın yarışlarına bakıp da konuşuyorum ben şu an. Koşmuş olduğu yarışlara bakıyorum. Geçtiği safkanlara bakıyorum. Yani hep maiden safkanlar. Yani şimdi çıkıp da burada bu at yarışı kazanırsa yapacak bir şey yok. Ama yani biraz daha pişmesi lazım. Yani buradaki rakipleri daha tecrübeli daha Şimdi tecrübeli isimler arasında koştu. Yasin de tahmin ettiğim gibi aynen tutmuyorum ben de abi demiş ama işte o da kazandığı yarışa şaşırmıştı. Bakalım nasıl Ya sonuçlanacak günün ikinci ayağı. geçen yarış ya ben bu dört safkandan birinin kazanacağını düşünüyorum. Hani yarışsever dostlarımız ne düşünür bilmiyorum ama herkes tuttuğu atı yazabilir tabii. Bu benim Kesinlikle. öngörüm yani. Kesinlikle. Tutmayabilir. Gerçekten yani tutmayabilir. Burada çıkar şimdi bu Tumble Flower var burada. Ben bu safkanı önerirdim normalde ama bu safkan starttan çıkmıyor. Hem startta kalıyor hem starttan çıkmıyor. Yani orijin olarak mükemmel bir orijini var. Ama safkanda iş yok. Yani şimdi Evet. bu verilerle bu safkana şans veremem burada. Horikcan, ya bu Horikcan'ın ben orijin itibariyle uzun da koşmayacağını düşündüğüm için yazmadım açıkçası. Gelibolu Yıldızı için bir şey söylemedim. Yeri olanlar yazabilir. Sema Hatun da aslında güzel bir safkan. Grup uygun bu safkana da ama buna da uzun gelebileceğini düşünüyorum. Son şansım, son koşu nasıl koştu beni acayip şaşırttı. Bu Aleş Enbağar'ı da çok beğeniyorum. Ama ben yine de bu yarışta saydığım 4 safkanın normal koşması halinde diğer rakiplerini önünde bitireceğini düşünüyorum açıkçası yani. Ama şansı Zaten yok Erkan diyorum. abi belli de bir bütçe özelinde bir şablon oluşturuyoruz haliyle. Yoksa mutlaka ki Tabii. hani dediğin gibi senin de hani bütün yarışsever dostlarımız her zaman bugün özel değil her zaman ilk olarak kendi tuttukları isimlere şans versin diyoruz. Ardından hani sıkıştıkları noktalarda bizim Şimdi yorumlarımıza uzanabilirler. şöyle de söyleyeyim. Ben kim favori çıkabilecek gerçekten tespit edemiyorum. Benim önümde puanlı bir biten yok. Yani senin var mı Cemil bilmiyorum ama Var bende. muhtemel favori çıkabilecek isimleri ben bilmiyorum. Yani ben şu an tahminleri yapıyorum ama belki ilk ayakta 9 numaralı Nur Hayatun belki bültenlerce tek verilen bir isimdir. Bilemiyorum yani. Sadece kendi öngörüm ve düşünceme göre şu an hareket ediyorum. Ya Peki belki Erkan favori abi. ismi. Ya belki favori çıkabilir. Hiç söylemediğim bir isim de favori çıkabilir. Mesela kimi söylemedik? Gelibolu Yıldız'ını söylemedik. Belki favoridir yani bilmiyorum yani açıkçası.
Kesinlikle öyle. Toparlamak gerekirse günün ikinci ayağında Şanlıurfa'da 1 numaralı Atik Beykızı, 10 numaralı Dane Dane, ardından 7 numaralı Saçan Soy ve 5 numaralı Hisar Kız yazarak günün üçüncü ayağına geçiş yapıyoruz. Bir başka meydan mücadele bizi bekliyor. 4 yaşlı Araplar 1400 metre kumda boy gösterecek. 12 isim koşuya deklere. Bu koşu üzerinde meydandan çıkmaya yakın isim ya da isimler sence kimler olur? Bana göre günün en zor koşusu bu maiden koşu. Yani bu maiden koşuda ben hiçbir safkana güvenmiyorum, açık söyleyeyim size. Yani asimetriye güvendim, güvenimi boşa çıkardı. Hoşkulata iki yarıştır güveniyorum, güvenimi boşa çıkarıyor. Tektaşoğlu zaten startta kalıyor. Kerim'im dersen oynuyoruz, favori koşuyor, gelmiyor. İzgün Bey kaçacak bitirecek diyoruz, bir şey yapamıyor. Büyük İlyas kaçar bitirir diyoruz, startta kalıyor, gelemiyor. Keza burada zor kale bir tane yarış gördü. Şimdi buraya baktığımız zaman tamam mı, bu zor bir koşu. Yani burada kimin geleceğini kestirmek zor. Ha, favori de gelebilir. Evet. Yarışsever dostlarım belki de abartıyor gibi düşünebilir yani bu koşuyu, ama ben maiden koşulardan hep korkuyorum. Şimdi bu Erkan abi, burada birçoğunun kolay kolay ikinciliği de yok. 8 tane. Şimdi bir 12 numaranın var, bir 5 numaranın var. Kerim'in zor kale. Onun dışında da bakıyorum, bir de asimetrinin bir ikinciliği var. Tektaşoğlu zaten startta kalmasa çoktan meydandan çıkabilecek bir isim. Yani şimdi bu atın performansı. Gerçi son iki koşusunda da startta kalmamış ama son koşu derecesiz. Yani herhalde starttan çıkmadı ama bu atta bir sorun var. Şimdi her ne kadar bu gruptan iyi bir at olarak görünse de sorunu var yani bu atın. Şimdi sorun olan bir ata niye güvenelim ki? 12. Evet. Kulvarda çekmiş. Yani bu meydan yarış zor bir yarış. Yani burada Kerim'im de gelebilir. Zor kale de gelebilir favorilerden. Baktığımız zaman başka kim favori çıkıyor? Üzgün Bey olabilir. Ama ben burada özellikle bir tane at söyleyeceğim. Tamam. Daha sonrasında rakiplerini 7 atı söyleyeceğim. Yani çok da fazla konuşmaya gerek yok, koşuyor. Ben burada 1 numaralı Arif Bey diyorum. Burak Bektaş idaresinde. Bu safkan bir joker temsilcisi. Adana'dan sonra Şanlıurfa'ya geliyor. Ben Şanlıurfa'da da zaten İzmir'den sonra Şanlıurfa'ya gitmiş. Şart 2 mücadelede 5. olmuş. Bu beşinciliği bana göre çok iyi. Bir joker temsilcisi olduğu için ben bu safkana güveniyorum. 1200-1400 metrelerde joker yavrularını ben hep yazarım. Gruba da baktığım zaman öyle anşam ön plana çıkacak bir safkan da yok. Bu safkan joker temsilcisi olmasının avantajını kullanıp kulvarı da iki, Burak Bektaş tarihinde günün sürprizini gerçekleştirebilir. Ben bir boş bir at olduğunu düşünmüyorum bu gruptaki tamam. isimlere göre. Ön planda öncelikle 1 numaralı Arif Bey'e öneriyorum. Daha sonrasında 10 numaralı Hoşgülat, mesafede güzel derecesi var. Son yarış derecesi güzel. Kırman yavrusu, burada da kimin ön plana çıkacağını kestiremiyorum. İzgün Bey, Büyük İlyas, Hoşgülat asimetrik mi çıkar? Bir Kırman yavrusu daha var. Arif Bey mi çıkar? O da joker yavrusu. Yani kestiremiyoruz. Yani burada her hafta bir at önde gidiyor. O yüzden evet. Hoşgülat'ı da ikinci sıraya koyalım. Daha sonrasında 12 numara Zorkale bu atta bir koşu gördü. Kaliteli bir Safkan Berksoy yavrusu. Ankara'dan geliyor. Yazmamak olmaz. Daha sonrasında 8 numaralı Tektaşoğlu ne kadar sorun olsa da maiden starttan çıkar, koşacağı tutar, gelir. O yüzden yazmak lazım. 8 numaralı Tektaşoğlu 4. şanslı Safkan. Sonrasında 2 numaralı Baba Erdal. Bu da bir Güntay yavrusu. Ben bu Safkan'a inanıyorum. Sürekli de yazıyorum. Açıkçası Şanlıurfa'ya evet. Diyarbakır'da zaten Şanlıurfa'da bir tane koşu koştuktan sonra 10 boy startta kaldı. Dedi, bundan sonraki koşuda ben bu safkanı oynamıştım Güntay yavrusu diye. Dedim ki startta kalmazsa sürprizi patlatabilir. Yazıyoruz. Bir türlü kazanamadı. Bir beşinciliği var 1300 metrede. Buz gibi, Baytozan gibi isimlerin arasından gelmiş ki bu yarışta İzgün Bey'i de geçmiş. O yüzden bu safkanın da sürpriz şansı olduğuna inanıyorum. 2 numaralı Baba Erdal 5. şanslı safkan. Daha sonrasında yine koşunun favorisi olma ihtimali yüksek olan Necmi Altın dairesinde 5 numaralı Kerim'im. Bunları normal şablonlar için yeterli görüyorum. Tamam. Şimdi geniş şablonlar için de 2 safkan daha önereceğim. Yine geçen yarış önerdiğim 9 numaralı asimetrik. Bir de 4 numaralı Üzgün Bey demek istiyorum. Peki Erkan abi, özellikle 1 numaralı Arif Bey'in üzerinde durdun. İlk sıradan şans verdin ve... Arif Bey yazdıktan sonra 10 numaralı Hoşgülat ikinci sırada en ciddi rakibidir diyorsun. 12 numaralı Zor Kale 8, 2, 5 çizgi 9 ve 4 olarak notlarımızı aldık. Şanlıurfa'da günün 3. ayağını da böylelikle geride bırakıyoruz. Şanlıurfa Vali koşusuna geçiş yapacağız. Buyur.
Cemil'ciğim, şimdi ben burada bir şey söylemek istiyorum. Ben burada şimdi 2, 4, 6, 8 tane isim önerdim. 3 tane ismi dışarıda bıraktım. Şimdi normal aslında böyle bir şey olmaması gerekiyor. Ama şablon büyümesin diye mecburen bir yerlerden kısıyorum. Yani bu ayak, Evet. bu maiden benim için çok zor bir maiden yani. Ben favori de gelirse şaşırmam, sonuncu hatta gelse şaşırmam. Yani hepsi yapabilen hepsi yapsın. Ya da inandığı bir isim olur, onu tek yazabilirler. Ama özellikle şu Joker yavrusunu dikkate alsınlar. Peki Tavsiye Erkan ederim. abi, kim gelirse gelsin şaşırmayacağım bir koşu diyorsun, ama bize bir Ya sıralama inşallah, aktardın. ya inşallah yazdığım 3 attan biri gelmez. Mesela inşallah bir Ferit yardımcı yazmadık mesela, inşallah gelmez. Şans bizimle olsun diyelim bu koşu özelinde de ve geçelim artık Şanlıurfa'da günün dördüncü ayağına. A3 mücadele Şanlıurfa Vali koşusu, 4 ve yukarı Araplar uzun mesafede olacak. 2000 metre kumda 14 isim seyredeceğiz. Burada iki ayrı ekürü var. Onları dile getirelim. 6 numaralı Çivici, 13 numaralı Yıldız'a Bakan ekür olarak start alacak. Ayrı ekürler de var. Onlar da 8 numaralı Hür Adam ve 14 numaralı Hüma Sultan. 6-13 ekürü, diğer ekürler 8-14. Sözü sana bırakalım. Bu koşu özelinde neler söylersin? Şimdi ben bu koşuda programın başında da söylemiştim. Bir tane AGF'yi kuponuma yazmayacağım diye. Bu safkan 5 numaralı çelik kalkan yarın için ben de koşmuyor. Cemil'cim, buradan herkese bunu söyleyeyim, duyurayım. E, Peki. çok merak edenler için de söyleyeyim. Ben bu safkanın bu pistlerde çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Safkan çok kaliteli bir safkan. Hiçbir sözüm yok. Ama bu safkanın Diyarbakır'da koşmuş olduğu yarış 9. Yani bu Evet. safkan bu pisti sevmiyor. Ya muhtemelen açık grup 3 yarış diye sahibi bu tarafa getirip koşturmak istemiştir benim düşüncem. Zaten son koşusunda da bakıyoruz. Adana'da yine burada koşan Hüma Sultan, Hür Adam, Derin Mavi gibi safkanları 3,5 boyla geçmiş Akın Sözen idaresinde. Her ne kadar performansı Adana yarışlarında iyi olsa da çünkü bu pistte Cevher geldi, Cevher tabelaya giremedi. Ne isimler geldi tabelaya Evet. giremeden gitti. O yüzden burada da Çelik Kalkan her ne kadar ön planda da olsa ben bu safkanın bu yarışta kazanacağını düşünmüyorum. Bir de 14. kulvar çıkıyor. Bir de startta kaldığı zaman bu safkan bir de böyle bir özelliği var. Son yarışlarında çok fazla kalmamış ama ola ki 4 boy startta kaldı. 4 boy startta kaldığı zaman bu Çelik Kalkan'a geçmiş olsun. Yani tabelaya bile giremeyebilir açıkçası. Ben Peki. hiç şans vermiyorum. Kuponuma da yazmayacağım. Şablonumda da olmayacak. Senin önündeki bültende ne görünüyor puanı Cemil'ciğim? Erkan abi favori Merak olarak ettiğim için görünüyor. soruyorum. Cibekoğlu'yla, 4 numaralı Cibekoğlu'yla beraber favori. Anladım, tamam. Şimdi gelelim burada benim tuttuğum safkana. Ben burada 6 numaralı Çivici ve 13 numaralı Yıldız'a Bakan ekürlerini bir adım önde tutuyorum. Şimdi Tamam. koşuya bakıyorum. Burada 6 numaralı Çivici 4. starttan çıkıyor. Bu safkan önde gitmeyi seven bir isim. Şimdi bakıyorum bu Çivici'nin burada temposunu kim bozabilir? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Bozacak bir isim bulamıyorum. Yani şimdi Necmi Altın da Yıldız'a Bakan'dan inmiş. Ekürüsü Çivici'ye binmiş. Şimdi yarın Evet. bu Çivici muhtemelen burada liderliği alacak. Bu safkan virajı avantajlı dönmesi halinde bu safkana geriden gelebilecek hiçbir rakibin yanaşacağını düşünmüyorum. Ben Yıldız'a Bakan ekürüsüne de güvenerek Çivici ve Yıldız'a Bakan ekürlerini bu koşuda alternatif banko olarak öneriyorum. Tamam. Yarış gidişatından ötürü Çivici uzun mesafeyi bu pistte iyi koşmasından ötürü Yıldız'a Bakan ekürlerini burada alternatif banko olarak öneriyorum. Şimdi bu safkana da burada 4 tane rakip önereceğim. Tabii ki burada Ferit Yardımcı'nın tercihini alan 4 numaralı Cibekoğlu. Son iki koşusunu çok beğendim. Formda bir safkan. Bence Çivici'nin ve Yıldız'a Bakan'ın eksik koşması halinde ilk devreye gelecek kesimdir. Daha sonrasında yine grup yarışlarda tabelası bulunan ve son koşusunu çok beğendiğim, bugün de Menderes Avşar idaresinde koşacak olan 9 numaralı Kazazade bu koşuda sürpriz beklediğim isimdir. Peki. Daha sonrasında yine bu koşuda etkili olabileceğini düşündüğüm ve sürekli takibimde olan 10 numaralı Mazluma, son olarak da Nasuhoğlu'nu geçmiş bir safkan, 3 numaralı Catch Money diyeceğim. Açıkçası ben burada başka bir safkan tutmuyorum. Peki Yani Hür Adam özellikle olsun, Hür Adam olsun, Hüma Sultan olsun, Çelik Kalkan olsun. Ben bu pistten etkileneceklerini düşünüyorum. Aslında bir safkan daha önerecektim ama son koşusunu izledim. Açıkçası bakayım son koşusu muydu?
Son koşusunu izledim. Açıkçası çok beğenmedim. Taşıyıcı biliyorsunuz iyi bir safkan. Sonlarda etkili gelebilen bir safkan ama son yarışları bu grubu geçmesini beklemiyorum açıkçası son yarışlarından ötürü. Yani yeri olan Peki Erkan taşıyıcı abi. da araya sıkıştırabilir. Peki ama biz şablonumuza ilk olarak 6 numaralı Çivici, hatta 13 numaralı Yıldız'a bakan ekürleri alternatif bir banko olarak yazdık. Yanına 4, 9, 10 ve 3'ü ekledik. Koşuda muhtemel favori çıkması beklenen isim 5 numaralı Çelik Kalkan. Ben tutmuyorum. Bu pistlerde çok bir başarısı olacağını düşünmüyorum diyorsun. Ama tabii ondan ziyade yarışsever dostlarımız, tutan dostlarımız mutlaka şablonlarında yer versin Şimdi elbette. ben şöyle söyleyeyim. Ben kendi oynayacağım oyun üzerinden de atları yorumluyorum. Çelik Kalkan gelmediği süre içerisinde benim oyunum yatarsa ben üzülmem. Zerre üzülmem. Şimdi şöyle düşünebilir insanlar. Mehmet Akyavuz tek yarışa gelmiş. İkidir geliyor kazanıyor ya. Mehmet Akyavuz tek yarışa gelmiş. Çelik Kalkansız olmaz. Tabii ki koşunun favorisi. Yazmak isteyen yazsın. Ben kimseye yazmayın da demiyorum. At çıkar kazanır. Bir şey de diyemem. Benim teorim olmayabilir. Ama ben oynamayacağım bu safkana. Tutmadığım için de söylemiyorum. Yani Peki bu Erkan kadar. abi. Yani zaten çok normaldir. İlla ki koşuda favori ya da favori çıkması muhtemel isimleri de dile getireceğiz diye bir şey yok. Sen burada kendi öne çıkarttığın isimleri aktardın bize. Tabii ki yarışsever dostlarımız mutlaka kendi akıllarına yatan şekilde oyunlarını oluşturacaklar. Evet, 6 çizgi 4, 9, 10 ve 3 şeklinde notlarımızı aldık. Ziya Keskin yayınlar mesajını göndermiş. Hoş geldiniz diyelim Ziya Bey'e de. Bu arada sevgili dostlar, kanalımıza abone olmak ücretsiz. Bir kez daha hatırlatalım. Ekranın sağ alt bölümünde yer alan abone ol butonuna tıklayarak tek tıkla ücretsiz şekilde kanalımıza abone olup ailemize katılabilirsiniz. Aynı anda şu an bizi izleyen sayısına bakıyorum. Bir de beğeni sayısına bakıyorum. Oldukça düşük sevgili dostlar. Şöyle bir beğeni butonuna basıp yayınımızın ön plana çıkmasını sağlarsanız bizi mutlu edersiniz. Bu anlamda destekleriniz bizim için çok kıymetli. Abone olmak, beğeni yapmak ücretsiz. Ve bunlardan ziyade bir de kanalımıza katıl butonu üzerinden üye olup destek verebilirsiniz sevgili dostlar. Yarış yorumcusu uzman Erkan'la beraberiz. Erkan abi Şanlıurfa koşularını değerlendiriyor. Hatta zorlu Şanlıurfa koşularını değerlendiriyor. Biz de notlarımızı alıyoruz. Erkan abi artık yarışsever dostlarımızdan yine zaman zaman sorular geliyor. Erkan abiye biz diğer günlerde nasıl ulaşabiliriz diye. Twitter'dan seni uzman Erkan yazarak takip edebilirler. Doğrudur değil mi? Orada da zaman zaman paylaşımlarını görüyoruz. Tabii ki doğru. Evet sevgili dostlar, Twitter'dan Erkan abiyi dileyen dostlarımız takip ederek diğer günlerde de öne çıkarttığı isimleri paylaşımlarını görebilir. Günün 7. koşusuna geçiş yapıyoruz. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kumda boy gösterecek. Handikap 14 mücadele ve 14 isim koşuya deklere. Sözü sana bırakalım Erkan abi. Yine kalabalık bir koşu. Neler söylersin? Şimdi aslında kalabalık bir koşu ama ben çok sürpriz olacağını da düşünmüyorum açıkçası bu koşuda. Ben 3 safkanı çok ön planda tutuyordum. Bu 3 safkan arasında gittim geldim, gittim geldim. En sonunda birisinde karar kıldım. Öncelikle bu 3 safkandan bahsedeyim. Birisi 5 numaralı Özkardeş, birisi 6 numaralı Vatan, bir de 11 numaralı Yağmur Getiren. Şimdi geçen yayında bir arkadaşımız sormuştu, bu at o son ayakta koşuyordu. Şansı var mı diye sormuştu. Ben şimdi o arkadaşa da demiştim ki biraz mesafenin uzun olması lazım. Bir de pistin ıslak olması lazım diye. Şimdi ben burada bu 3 safkan arasından Yağmur Getiren'i de eledim. Mecbur bir dişi safkan. Pistinde ıslak olmadığını ve dişi olmasından ötürü ben bu iki rakibinin yanında bu safkana şans vermedim. Daha sonrasında öz kardeşle vatan arasında gidip geldim gidip geldim. En sonunda ben öz kardeşin de vatanı geçeceğini düşündüğümden ötürü bu yarışta 5 numaralı öz kardeşe açıkçası günün bankosu olarak öneriyorum. Şimdi burada bir de 8 numara Ant Dağı var. Yarın bu safkan da favori çıkabilir. Aslında dördüncü tuttuğum isim de bu ama ben şimdi bu Ant Dağı meydandan çıktı. Güzel de bir birincilik aldı. Şimdi yarın önde boş kalma ihtimali var mı? Bir ihtimal var. Kaçmayı düşünecek ama şimdi burada 7 numaralı Bayezid'in son koşusu dördüncü. Biraz formu yükselmiş. Önlere hamle yapabilir. 9 numaralı Hightower keza öyle. 12 numaralı Crazy Crave. Bu safkan da önlere gidebilir de ben bu Antman'ın önünde çok böyle keyfi bir şekilde gideceğini düşünmediğimden ötürü zorlanacağını ümit ediyorum. Bu safkana bu yüzden şans vermedim. Ben bu yarışta geriden gelebilecek güçlü safkan sprinterlerin kazanabileceğini düşünüyorum. Açıkçası burada da
Bu bahsettiğim öngörüye uyan iki tane safkan var. Daha doğrusu üç tane var ama ben eledim. 5, 6, 11. Ben bu üç safkan arasından 5 numaralı Öz kardeşin son koşullarında göz önünde bulundurarak son iki yarışı zaten kısa vade 6, kısa vade 7. Güzel de Evet. koştu yani rota finish. Yani oğlum Turan zaten onu geçmiş. Richard rota finish arkası yarışı var. Ondan kısa vade 6 yarışta bir dördüncülüğü var ki yine güçlü rakipler arasında. Bugün de Necmi Altın binmiş. Ben çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Yarın koşta AGF'sine çıkar bilmiyorum ama ben burada risk alıp Öz kardeşe günün bankosu olarak öneriyorum. Peki Erkan abi, bu detaylarla beraber Necmi Altın da start alacak. 5 numaralı Öz Kardeş Şanlıurfa'da günün 5. ayağında banko olarak yerini aldı. Ve böylelikle ilk 5 ayağı geride bıraktık. Geçiyoruz günün 6. ayağına. 4 ve yukarı İngilizler 1700 metre kumda boy gösterecek ve handikap 16 mücadele. Sevgili dostlar, bu koşuyla beraber Şanlıurfa'yı tamamlayacağız. Ancak Şanlıurfa'nın hemen ardından siyahbayrakaynı.com yarış yorumcusu Mustafa Şencan bizimle birlikte olacak ve Mustafa Şencan'la da Bursa'yı konuşacağız. Bursa koşularını değerlendireceğiz. Sevgili dostlar, bizden ayrılmayın diyelim ve günün kapanışını Erkan abiden alalım. Handikap 16 dedik. 4 ve yukarı İngilizler 1700 metre kumda boy gösterecek ve koşuda da 15 isim kayıtlı. Kapanış için neler söylersin Erkan abi? Şimdi kapanışı için söylemeden önce şey diyeceğim. Şimdi bu 5. ayakta biz Öz kardeşi banko verdik. Evet. Şimdi bu safkana yarış severler eğer güvenmezse ya burada Ant Dağı var, atıyorum Demir Aslar, Oğlum Turan var gibi safkanlar var diye düşünüp bu safkana güvenmeyen yarış sever dostlarımız olabilir. Eğer ki bu safkana güvenmiyorlarsa mutlaka kuponlarında 6 numaralı Vatan ve 11 numaralı Yağmur Getiren olsun. Bak bunun altını çiziyorum. Daha sonra Tamam. alt daha yazabilirsiniz. İşte kafanın herkes tuttuğu atları yazabilir. Ama ben Öz kardeşin kazanacağına inandım. Onu banko önerdim. Peki Erkan abi, bu detayı da almış olduk senden bir kez daha. Kapanış için neler söylersin bize? Ya kapanış için son ayakta da 5 tane safkana şans verdim. Açıkçası şimdi çok sürpriz bir at tutuyorum burada. Biraz grup sert gibi görünse de yarın kazanması da halinde çok ciddi bir sürprize imza atabilir. Ben bir türlü vazgeçemedim bu safkandan. Hani şablonu biraz daha azaltayım, biraz daha yarışseverler daha kolay oyun yapabilsin adını azaltayım dedim ama ya dedim şimdi bir tane daha atı yazmamak olmaz. Çıkar gelir Evet. düşüncesiyle ilave ettim. Bu safkan çok önde tutmasam da sürpriz beklediğim bir isim. 15 numara Texas Mayer. Yarın ben bu safkandan açıkçası güzel bir performans bekliyorum. Hani bu performansı kazanmaya yeter mi? Çok emin değilim açıkçası. Çünkü bu safkana şimdi koşmuş olduğu rakiplere bakıyorum. Kimlere geçilmiş? Eyüp Şah, Black Spinner, Simental, Westcrow, Nizami, geçti rakipler Özün. Son koşusuna bakıyorum. 6. olduğu koşuda Westcrow'un kazanmış olduğu koşuda Humbara, Zanapalı, Cihana Veder, Lombardi. Yani şimdi bu safkanlar da bu grupta koşan rakiplerinden az safkanlar değil. Yani şimdi bakıyorum burada Tınasoğlu, Baba Orom, Mühendis, Ağır Adam, Aral Bey. Yani bu belki de bunlardan daha iyi safkanlar. Yani bu ayardaki safkanlar arasında yakın bitirmiş olduğu yarışları var. Şimdi 50 kiloluk da bisikleti var bu safkanın. Ya niye olmasın yani? Şimdi baktığım zaman Buran Sarıdal sürekli oynuyorum. Bir yarış arıyorum bu Buran Sarıdal'a kazandırmak için. Sürekli böyle kovalıyorum onu. Evet. Mahmut Ünlü'den sonra Buran Sarıdal binmiş. 50 kilo gibi bisikleti var. O yüzden ben bu safkandan vazgeçemedim. Yarın ciddi bir sürprize de imza atabilir. Ben inanın şaşırmam. Gelin Peki. şimdi burada. Şimdi grubun gidişat olarak da çok konuşmak istemiyorum. Zaten tahminlerimi de ben bu gidişatları da öngörerek hazırladığım için çok o detaya girmek istemiyorum. Şimdi burada bir numaralı Tınasoğlu ve üç numaralı Baba Orhun bu tür mesafelerde bu grupta koşu kazanabilecek en ciddi safkanlar. Yani bu 1 ile 3 mutlaka kuponlarımızda olmalı ki Tamam. Tınasoğlu'nun son yarışları çok iyi. Sadece ben bu safkan üstünde Abdullah Çankaya olmayıp da yani şöyle 57-58 kilolarda bir Menderes Avşar binmiş olsaydı ben tabii ki burada Tınasoğlu'nu tek verirdim. Ama şartlar bu atı safkanı da tek vermeyi göstermiyor. Maalesef yazacağız kuponumuza. 3 numaralı Baba Orhun. Bence iyi bir safkan. Bu rakiplerini geçebilecek gücü var. Son yarışı çok kötü olmuş olsa da bir önceki yarışı ıslak pistte ikinci. Ferit Yardımcı safkandan inmiş olsa da ben Baba Aron'un da bu Mehmet Ali Aktürk idaresinde
koşu kazandığı bir koşu var. Bir kere binmiş, bir kere kazanmış. Bu 2/2 olabilir yani bu yarışta. Mutlaka yazalım. Peki. Daha sonrasında 14 numaralı Latest Novel. Şimdi bu safkan son yarışında Halil İbrahim Akkaya ile ikinci oldu. Ben bu safkanın ikinci olmasına çok sinirlenmiştim. Kazanabileceği koçtan ikinci oldu açıkçası yani. Şimdi baktığımız zaman o grupta da Kupisarov, Gitsan Özdemir ve Süreyya Hanım gibi isimler vardı. Yine burada koşuyor Kupisarov, yarın muhtemelen favorilerden çıkacaktır. Bugün Necmi Altın idaresinde forma girmişken çok farklı bir koşu yapabilir. Ben bu Let Snow'un da mutlaka kuponlarda olmasını düşünüyorum. Son olarak bir safkana daha şans vereceğim burada. 9 numaralı Aral Bey. Bu safkanda zaman zaman çok ters yarışlara imza atabiliyor. Grup çok uygun. Dediğim gibi burada 1 numaralı Tınasoğlu ve 3 numaralı Babaro'nun eksik koşması halinde bu Aral Bey'in de yarışı çalabileceğini düşünüyorum. Burada Mühendis ve Ağır Adam'a ben şans vermedim. Çünkü 4 numaralı Dar Sokak keza öyle. Bunlara şans vermedim. Yarış sever arkadaşlarımız tutuyorlarsa kuponlarına yazabilirler. Ben bu 5 safkan arasında geçeceğini düşünüyorum bu koşuyu. Peki Erkan abi, o safkanları bir kez daha tekrar edeceğim. Özellikle ilk sırada 15 numaralı Texas Mahir şans verdiğin isim oldu. Ardından 1 numaralı Tınasoğlu, 3 numaralı Baba Aron, 14 numaralı Latest Novel ve 9 numaralı Aral Bey şeklinde 5, düzeltiyorum 15, 1, 3, 14 ve 9 şeklinde notlarımızı aldık. Ağzına sağlık, emeğine de sağlık diyelim. İlave edeceğin başka bir Şimdi detay var mı? şöyle şimdi bu son ayakta sonaya kadar yine söylüyorum arkadaşlar bu son ayakta ben 5 at önerdim. Bunlar benim öngörülerim. Burada şimdi şanslı olabilen en az 4-5 tane daha safkanı ben kendi mantığım ve düşüncemde dışarıda bıraktım. Yani mutlaka o isimler yarın bültene baktığınız zaman gözünüze çarpacaktır. Yani hislerinizi de kullanarak onlardan bir iki tanesini de kuponunuza başka yerlerden azaltıp ilave edebilirsiniz. Şimdi burada ben tahminci kurnazlığı da yapmıyorum. Hani burada Texas Mayer'e birinci at verdim. Hani gelirse bakın birinci at verdi gibi olmasın. Yarın bu safkanı izleyin. Bu safkan şu yarışları yapan bir safkanı ben mutlaka bu pistlerde koşu kazanacağına inanıyorum. Yani bu yarış olmasa bile mutlaka takip edin. Yarın gelirse bizim için iyi olur. Güzel de bir sürpriz olur diye düşünüyorum. Peki bir yandan da takipte kalınması gereken isim ve isimler olduğunu da belirtiyorsun. Kesinlikle. Bak şimdi Cemil'cim sen de açıp bülteni baksan şu atın yapmış olduğu yarışları gör. Öyle yani 10 saniye, 7 saniye, 5 saniye geriden gelmemiş bu safkan. 1 saniye, 2 saniye ki koştu atlar. Geçen AGF sıralamasında ilk 4 safkandı yani. Şimdi bu atlar Divescroff kötü bir safkan değil. Zanapalı Humbara'dan bahsediyoruz. Canabedel'den bahsediyoruz. Şimdi burada baktığınız zaman ağır adamı ben tutmuyorum mesafeden ötürü. Mühendis bir tık mesafe uzun olsa da tutmuyorum ama şimdi burada biraz da koşu süratli gidecek. Tınasoğlu ve Babaron da eksik koşarsa niye gelmesin yani? Şimdi bu yarışları yapan bir atın ben şanslı olabileceğini düşünüyorum. Yarın bence aşağıdan sürpriz arayacak yarışsever dostlarımız 15 numara Texas Mayer'e dikkat etsinler yani. Peki Erkan abi, bu şekilde notlarımızı aldık. Tekrar ağzına sağlık, emeğine sağlık. Zorlu Şanlıurfa programını detaylı bir şekilde değerlendirdin. Umarım şans da bizimle birlikte olur. İlave edeceğin başka bir detay var mı? Ya ben son ayakta favori kim acaba bu bültende öğrenebilir miyim? Benim Cemil'cim. karşımdaki bültende 5 numaralı mühendis ön planda görünüyor. Evet ben mühendisi de yazıp açıkçası mühendisi de düşünüp de sonradan vazgeçtiğim bir isim oldu. Mühendise de yeri olanlar yer verebilir. Çok da Peki fazla bir Erkan şey abi. söylemeye gerek yok. Peki 15, 1, 3, 14 ve 9 olarak notlarımızı aldık. Ağzına sağlık Erkan abi bir kez daha. Emeğine sağlık. En yakın zamanda bir başka programda tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşça kal. İnşallah. Hoşça kal, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet sevgili dostlar, yarış yorumcusu uzman Erkan bizimle birlikteydi ve Şanlıurfa koşularını Erkan abi değerlendirdi. Bizler de notlarımızı aldık, şablonumuzu toparladık ve sıra geldi Bursa'ya.